Uyanmış mı benim kuzucuğum? Anne! Odanızda değil mi? Yok. Sana soruyorum, sağır mısın? Oğlum nerede? Serap ne oluyor? Zafer Ali yok. Bebeğim yok. Reşit! Reşit! Bebeğim nerede? Muzaffer Ali nerede? Yasina! Yasina! Bebeğim nerede? Muzaffer Ali nerede? Hepiniz uyuyor musunuz? Zafer Ali nerede? Uyuyor musunuz hepiniz? Hey! Size söylüyorum. Oğlum nerede? Muzaffer Ali nerede? Bebeğimi gördünüz mü? Bebeğimi gördünüz mü? Görmediniz mi? Ha bebeğim. Muzaffer Ali nerede? Oğlumu görmediniz mi? Muzaffer. Abi. Abi. Muzaffer Ali. Bebeğim. Kolay gelsin abi. Hoş geldin geldi. Hoş bulduk. Kemal burada mı? Yok. Dün gece buradaydı da sabah kalktığımda yoktu. Nereye gittiğini biliyor musun? Allah Allah. Bu kadar erken nereye gitmiş olabilir? Vallahi bilmiyorum ki. Sağ ol. Akşam kendi ellerimle yatırdım. Sonra uyuyamadım. Başına oturdum. Sonra yatağa uzandım. Sabah anamın çığlığıyla uyandım. Bir baktım beşik boştu. İçine bıçak koymuşlar. Kim yapabilir böyle bir şey Orhan? Kim yapabilir? Bebeğimi kim kaçırabilir? Sakin olun. Lütfen. Orhan, yalvarıyorum. Bul oğlumu. Bebeğimi bul, yalvarıyorum. Kuzucuğumun beşiğinde sevmeye gittik. Orhan Bey. Torunuma bir şey etmezler değil mi? Lütfen aklınıza hemen kötü şeyler getirmeyin. Derhal jandarmayı arayalım. Ayrıca çiftlikteki herkesi sorguya çekelim. Bakalım bir gören eden var mı? Muzaffer Ali mutlaka bulunacaktır. Endişelenmeyin. Kim yapabilir böyle bir şey? Kim yapabilir? Ne oldu ana? Yok bir şey. Şarap çanağına tükürüyor. Nereden baktık ki çamura? Her taraf berbat olmuş. Dün gece bir şey duyan, gören oldu mu?
Reşit Efendi. Hani sen yanaşmaların başındaydın? Size yemin ediyorum, bütün gece yanaşmaların yanındaydım. Sabaha kadar gözümü bile kırpmadım hanımım. Sen? Sen de mi bir şey duymadın? Hanımım, vallahi ben uyuyordum. Yeminle hiçbir şey görmedim de, işitmedim de. Vallahi ben ne gördüm, ne duydum. Yasin ha, adamları al. Çiftliğin her yerini arayın karış karış. Baş üstüne. Serap Hanım. Komutan, bebeğimi çaldılar. Odada yok, yerine bıçak koymuşlar. Tamam, sakin olun. Şimdi lütfen olanları tekrar anlatın, sakince. Ahmet. Kaç saat oldu? Çiftliğe falan gitmiş olmasın? Bilmem ki. Burada bu köyde durdukça daha beter oluyor. Aklından neler geçiyor bilmiyorum. İyi sabahlar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Ahmet. Neredeydin Kemal? Anamın mezarındaydım. Gece uyku tutmadı. Bana doğruyu söyle. Başın derde sokacak bir şey yapmadın değil mi? Ne yapabilirim halde? Bu telaşını da anlamadım. Hiç, ben sadece çok merak ettiğim için sordum. Bana bak Reşit Efendi. Esnaftan ayrılmadın değil mi arabaların başından? Bak ne diyorum Yasin ha. Ekmek Kur'an çarpsın. Şuradan şuraya kıpraşmadım diyorum. Kale gibi çiftlikten nasıl çıkarırlar o bebeği aklıma almıyor. Bilmiyorum ki. Meyve bahçelerinin oraya bakın. Komutanım. Üzerinde parmak izi olabilir. Derhal parmak izi incelemesi için merkeze gönderin. Emredersiniz. Serap Hanım. Şüphelendiğiniz biri var mı? Bebeğinizi kaçıranlar sizden herhangi bir talepte bulundular mı? Hayır. Hiç kimse aramadı. Herhangi bir talepte bulunmadılar. Kim niye böyle bir şey yaptı hiçbir fikrimiz yok. Peki son zamanlarda hiç tehdit edildiniz mi? Bırakılan bıçakla size nasıl bir mesaj verilmek istenmiş olabilir? Serap. Aklınıza bir şey mi geldi? Kemal. Bu defa bedelini ağır ödeyeceksin. Bir gün senin de canın yanacak demişti. Böyle bir alçaklık yapacağı aklının ucundan bile geçmezdi. Yok, Kemal böyle bir şey yapmaz. Başka kim olabilir ki Serap? Bütün bu olanlardan sonra delirmiş gibiydi. Annesinin ölümünü senden biliyor. İntikam almak için böyle bir şey yapmış olabilir. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz Serap. Haklısınız. Her tarafı aradık hanım. Hiçbir iz yok. O zaman derhal köye gidelim. Görecekler dünyanın kaç buçuk oldu. Güllü, beni habersiz bırakma yavrum. Hadi. Bu bunun torunu mu? Kolay gelsin. Tenekeli toplanmış. Geçmiş olsun Hafız Efendi, Allah korumuş. Sağ olun, teşekkür ederim. Verecek sadakan varmış hele, geçmiş olsun. Sağ ol bacım. Tabancayla yaralandın dediler, nasıl oldu ki? Oy. Şimdilik şöyle oldu. Ben çarşıda yürüyordum. Bir de baktım ki zavallı kadının birini bir herif bir kenara köşeye sıkıştırmış.
ki böyle heyula gibi biri. Ya benim böyle ya 3 metre. Allah Allah. Dedim ki burada ne oluyor Erenler? Dedi ki çekil git buradan senin de canını yakmayayım dedi. Dedim ki bırak zavallı kadını, ne istiyorsun zavallı kadından, erkekle yakışır mı dedim. Dedi ki sahane. Ya bırak dedim, eşkıya mısın, haydut musun? Senin esamen okunmaz buralarda. Yürük hakikat çek dedim. Bir de baktım ki elini atıvermesiyle arkadan böyle bir 6 patları çıkardı. Birden atlamışım tabancanın üstüne. Kaptın mı tabancayı? Kaptın mı tabancayı? Patlayıverdi deyiz. Oraya çıktı, yığılıvermişim. Ama zavallı kadını kurtardım. Herif kaçtı. Yemin ediyorum helal olsun Hafız. Helal olsun Hafız, yemin ediyorum helal olsun. Vallahi büyük bir badire atlatmışsın Hafız Efendi, geçmiş olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim bacım. Sağ olun, teşekkür ederim. Hadi dağılın biraz dinlensin, hadi yorgun. Yani diyorum ki eve girip şimdi sobayı nasıl yakacağım bu acıyla, yani oy ayaz mı var ne? Terledim bu böyle yaralı halimle. Ya ne düğün ne ayazı kardeşim, ne sobası, yürü hadi bizde kalacaksın zaten. Yok öyle, yani bir rahatsız etmeyeyim ben sizi. Aa, olur mu canım öyle şey? Hem bak ben sana neler pişireceğim. Sağ olasın yenge. Hafız. Kendini toparlayana kadar kardeşim. Hadi gel. Madem bu kadar çok ısrar ediyorsunuz. Yok, yok, yok. Hiçbir şey yok. Cendermeler gittikten sonra hanımın odasına baktım. Üst kat, alt kat. Hiçbir yerde bir şey yok ya. Yasin ağalar da hiçbir iz bulamadılar. Ha? Aklımı kaçıracağım Seyyare bacı ya. Nereye gidiyor bu çocuk ya? Gülizar, çok mu üzülüyorsun kızım ha? Kız he de niye hanıma yalan diyorsun he? Ne? Ne ya? Dün gece Reşit Efendi'yi odana girerken gördüm. Herif hanıma nöbet tutuyordum dedi. Ama sen hayır nöbet tutmuyor, benim koynumdaydı demedin. Daha neler. Kapıma dolandı Reşit, ben de hoş dedim. Hepsi bu. Amanım. Duy da inanma. Yalanın batsın kız. Herifi odana girerken gördüm ama çıkarken görmedim. Bana bak kızım. Bu vakitte sır saklanmaz. Gidip hanıma her şeyi bir bir anlatacağım. Doğruyu söyleyeceğim. Eğer sen söylemesen ben diyeceğim, haberin olsun. Ay, senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Ha? Hanım bizi çitlikten göndersin mi istiyorsun sen? El kadar bebenin hayatı bahis mevzuysa elbet. Bana bak Seyyare bacı. Muzaffer Ali hepimizin eline doğdu, tamam mı? Ha? Zarar gelsin ister miyim ben ona hiç? O vakit dua et de çabuk bulunsun bebe. Bana bak. Kız ayağını denk al ona göre ha. Mık. Kemal ileride, Ahmet'in evinde kalıyormuş. Burada bu köyde sinirlerin harap oluyor Kemal. Hadi artık evimize gidelim ha? Bunu konuştuk halde. Anamın vasiyetini yerine getirmeden hiçbir yere gitmem.
Kemal. Bebeğim nerede? Ne diyorsun Güllü? Sana söylüyorum, bebeğim nerede? Sen mi kaçırdın bebeğimi? Ne demek istediğini anlamıyorum. Ne oluyor burada, delirdin mi sen? Kocana sor sen onu. Biri bana burada ne olduğunu anlatsın lütfen. Muzaffer Ali kaçırıldı. Serap Hanım'la husumeti olan biri tarafından yapıldığı aşikar. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Biri çiftliğe kadar girip bebeğini kaçırıyor ve senin haberin olmuyor. Ne biçim bir annesin sen? Sen karışma bu işe. Bu senin oğlunsa benim de yeğenim. Abimden kalan son yadigar. Bütün bunları sormaya hakkım var. Kemal burada seninle kalıyormuş. O yüzden evi aramak durumundayız. Kemal'i nasıl suçlayabilirsiniz? Evi aramanıza izin vermiyorum. Senden izin isteyen yok. Ev senin mi? Arama emriniz var mı? Bırak Halide. Arasınlar evi. Değil mi Ahmet? Arasınlar. Bizim korkacağımız bir şey yok. Buyurun bakın. Serap Hanım, lütfen bu bizim işimiz. Hadi çocuklar. Evde kimse yok komutanım. Başka bir yere götürdü bebeğimi. Belli ki kendi evinde saklıyor. Unuttun galiba. O ev bir anda gördü. Bütün köyün aranmasını istiyorum. Dağılın. Köydeki bütün evleri arayın. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ananın acısını böyle çıkarmaya çalışıyorsan sana dünyayı dar ederim Kemal. Yemin ederim kendi ellerimle öldürürüm seni. Metanetinizi koruyun Serap. Onların da istediği bu zaten. Şunu bil, o bebeğin başına bir şey gelirse idam cezası alman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Defol buradan. Gidelim Selam. Kusura bakma, yemin ediyorum unutmuşum ya. Gel gel, gel gel, tamam tamam. Yavaş. Hop, tamam. Yat böyle. Yat. Hop. Hop. Yavaş yavaş. Ha, dön şöyle, dur. Yavaş yavaş yavaş. Oy. İyisin lan, ağrısı yok değil mi? Yok. Ne oldu lan? Dikiş yarım sızladı böyle yapınca. Ya meredi ne biçim şey çıkarsınlar diye baştan aşağı yırttılar. Şurada şuraya bak, bak ne biçim sızlıyor. Ya yok yok, gösterme kardeşim bana, benim içim bir tuhaf oluyor zaten ya. Ya hay elim kırılaydı da tutmayaydım o silahı ben ya. Neyse. Geçecek yakında. Burada hep beraber birlikteyiz ya. Söyle hele kabak, akşam ne pişireyim sana? Yok ya. Ekmek, çay yeter. Ama yanında da beyaz peynir olursa katık ederek. Ya hiç olur mu öyle şey kardeşim? Dellendin mi sen ya? Ben şimdi çarşıya giderim. Şöyle güzel bir et alırım. Ha? Sana akşamleyin şöyle acayip bir yüzük çorbası yaparak. Ne diyorsun? Yaparık valla. Şöyle iki çöp de pirzola olsa. Pirzola diyorsun. Alırım kardeşim ha. Yanına da böyle açık, açık ha. Havyar. He? Havyar. He. Havyar da alak. Evinde hiç eksik etmiyordu. Şimdi canı çeker. Tabii tabii. Ya bu havyarla pirzola öyle kuru kuruya gitmez. Hani diyorum ki yanına şöyle acakından imam suyu da alsan diyorum anne. Olmaz Hafız. Doktor yasak dedi imam suyu için. Ya şifa niyetine. Ben sana şifa niyetine başka bir şey alırım. Sen rahat ol. Ben geliyorum. Ay. Konuşma, numara yok. Şifa niyetine ya dedim. Ben sana şifa niyetine başka şeyler alacağım. Ağrıyım, ramazım. Şey yok, sağ ol. Tamam, ben geliyorum şimdi. Serap Hanım, bütün köy karış karış arandı. Ama maalesef hiçbir iz yok.
Nereye gider ki bu bebek? Buhar olup uçmadı ya. Niye izin verdiniz aramalarına? Niye izin vermeyek? Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Nereye sakladınız bebeğimi? Kendine gel Serap Hanım. Biz çocuk hırsızı değerlik. Sizden başka kim yapar böyle bir şeyi? Çiftliğe gelip evimi basmadınız mı? Sen önce çıkardığın yangının hesabını ver. Ben yangın falan çıkarmadım. Bebeğini de biz çalmadık. Serap, gidelim buradan lütfen. Eğer oğlumun kılına zarar gelirse hepinizi kovarım bu topraklardan. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmam. Elinden geleni ardına koyma. Biraz sabırlı ve metanetli olmalısınız Serap. Jandarma elinden geleni yapıyor. Ya Ali'ye bir şey olursa? Ya bebeğime bir şey yaptılar Orhan? Ya onu çoktan... Aklınıza kötü şeyler getirmeyin hemen. Size söz veriyorum. Muzaffer Ali sağlıklı bir biçimde bulunacaktır. Endişelenmeyin. Ne oldu? Bir haber mi var? Bulmuşlar mı Muzaffer Ali'yi? Yok, yok. Yok da ben size bir şey diyeceğim. Cemşir Efendi'yi geçen gün Çitlik'te gördüm ben. Şimdi kimseye görünmeden Çitlik'e girebildiğine göre bebeği de alıp kimseye görünmeden buradan çıkmış olabilir. Yok. Cemşir yapmaz öyle bir şey. Yapmaz mı diyorsunuz? Yani bir delili yapmış olsa bile torununa zarar vermez Cemşir. Neyse. Ben gidip bir mahalleye bakayım. Yani Ali ondaysa alır getiririm. Sen kimseye bir şey deme olur mu Gülizar? He? Yalnız bak çabuk olun ha. Hanım neredeyse gelmek üzere. Tamam tamam. Allah'ım bir an önce bulunsun şu bebeği ya. Kemal. Sana bir şey soracağım. Sabah gerçekten kabristana mı gittin? Ne demek istiyorsun Hale? Bebeği benim kaçırmış olabileceğimi mi düşünüyorsun? Hayır ben öyle bir şey demek istemedim. Ne demek istedin? Son zamanlarda pek kendinde değil gibisin. Belki öfke nöbetiyle kalkıp... Gül'ün bebeğini kaçırmış olabilirim öyle mi? Nasıl böyle düşünürsün Hadi? Kemal ben... Hadi. Git buradan. Aman! Helak oldum ya. Ama yorgunluktan şimdi düşüp bayılacağım yani. Ya Tekmil çiftliği gezdik durduk ya. Hiç mi iz bırakılmaz? İnsan değil misin sen mübarek ya? Sen dua et de bir an evvel çocuğu bulsunlar. Yoksa ikimiz birden yandık. Niye? Hanım gelir. Bir haber var mı? Yok. Var. Zehra Hanım Teneke Mahallesi'ne gitti hanımın. Niye? Cemşir Efendi'den şüpheleniyor sanırsam. Hanımım. Dün gece yanaşmalardan biri Cemşir'i çiftliğin yakınlarında görmüş. Torunum da torunum diye sayıklıyordu adam.
kaçırmış olmasın sakın. Yok ya. Cemşir öyle bir şey yapmaz. Babam olacak şeytandan her şey beklenir. Ne işin var burada? Seninle konuşmaya geldim Halide. Öyle mi? Ne konuşacaksın? Bunlar böyle ayaküstü konuşulacak mevzular değil. Geçelim. Selam'ın bebeğini Kemal'in kaçırdığı gün gibi aşikar. Eğer bu konuda bir şey biliyorsan hemen söyle. Yoksa bu mevzuda sen de suç ortağı olmuş olacaksın. Sen de onun yaptığını düşünüyorsun öyle değil mi? Şüphelendiğini inkar edebilir misin? Bunu Kemal yapmadı. Hem hiçbir kanıtınız yok. Er geç bir kanıt bulunacaktır Halide. Ben buraya seni uyarmak için geldim. Kemal Ali'nin haleti rüyası çok tehlikeli. Böyle bir adamdan her şey beklenir. Bence bu işin içinde başka biri var. Kimmiş o? Bilmiyorum. Sence? Bunu da benim yaptığımı iddia etmeyeceksin herhalde değil mi Halide? Ne sebeple bebeği kaçırmış olabilirim ki? Niye olmasın? Kemal'in evini yaktırdın. Annesinin ölümüne sebep oldun. Bebeği niye kaçırmayasın? Köylüye bir göz daha vermek zorundaydık. Ayrıca Kemal'in annesinin ölümü bir kazaydı. Serap'la Kemal arasında bir husumete yol açmak zorundaydım. Sen de biliyorsun. Birbirlerine hala aşıklar. Ben Serap'a aşığım. Sen de Kemal'e. Aralarındaki bu husumette hem senin hem de benim işime geliyor öyle değil mi Halide? Bu durum başka bir şey Orhan. Küçük bir bebeğin, yeğenimin hayatı söz konusu. Eğer bu işle bir alakan olduğunu anlarsam, herkesten önce karşında beni bulursun. Evi yaktırdığını bir saniye bile beklemeden herkese anlatırım. Anladın mı? Peki. Kemal bunu ondan sakladığını öğrendiğinde ne olacak Halide? Kocanı tamamen kaybetmeye hazır mısın? Orhan git buradan. Hay hay. Cemşir! 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 Neredesin? Hayrola ya? Cemşir'i gördün mü? Yok, dün etleyin akşamdan beri görmedim. Ne oldu ki ne? Ben yok. Ana! O soysuz da mı oğlum? Baba! Çık dışarı! Çık dışarı! Baba! Çık, gel, gel, çık. Cemşir! Nerede? Muzaffer Ali nerede? Nerede? Bebeğime ne yaptın? Adi herif söyle. Ne diyorsun kızım sen? Torunuma bir şey mi oldu yoksa? Bana numara yapma. Muzaffer Ali nerede onu söyle çabuk. Vallahi ben bilmiyorum, ben bir şey yapmadım. Yalan söyleme. Bana numara yapma. Çiftliğin etrafında ne dolanıyordun? Ali nerede söyle. Ya bakın ben burada delleneceğim yemin ediyorum ha. Güllü ne oldu yani? Söylesene be. Bu herif benim bebeğimi çaldı. Muzaffer Ali'yi kaçırdı.
Muzaffer Ali. Bu işin altından sen çıkarsan seni hayatta affetmem. Ben bir şey yapmadım. Ben yavruyu bir kere gördüm, o da Zehra Nehir kıyısına getirdiği zaman. Ana? Benden habersiz çeviriyordunuz ha? Yok. Ana değil. Oğlum nerede? Ne arıyordun çiftliğin etrafında söyle. Ya Cemşir efendi bak, dut gibi içmişsin. Çitlikte ne arıyordun? Konuşsana! Yeter be! Ben bir şey yapmadım. Yalancı! Pis hayır. Tamam. Ben kötüyüm. Tamam. Fenalıklar ettim. Ama kendi torunuma bir şey yapmak... Ya... Bunu duyacağıma ölseydim daha iyiydi be. Kadın canavar da olsa nihayetinde bir ana. Yüreğe dayanmaz elbet. Ettiklerinin yanında çektikleri az bile. O olsun. Canından birini kaybetmek neymiş anlasın. Yılmaz, gelsene. Olanlarla bilgin var mı Yılmaz? Benim yok da belki senin vardır. Ne demek istiyorsun? Sen ne demek istiyorsan onu. Öldürülen benim anam olaydı, bu yaptıklarını yanına bırakmazdım o katilin. Canını yakardım. En yakınını alırdım elinden. Bundan hala intikam mı olur? Yani her ne yaptıysan iyi yapmışım kardeş. Ama suçu başkalarına atmak yakışmaz sana. Bir haber mi var Yasin? Yok hanımım. Aratmadık, yer bırakmadık. Ben ne yapacağım Pakize? Böyle elim kolum bağlı delireceğim. Ah, nefes alamıyorum. Eğer oğluma bir şey olursa ben yaşayamam. Mahvolurum. Allah'tan ümit kesilmez Güllü. Elbet bulunacak. Demek benden habersiz işler çeviriyordun ha ana? Muzaffer Ali'yi o herife götürüyordun demek. Yok kızım. Vallahi yalnızca bir defa... O çiftlikte güvendiğin bir sen vardın ana. Yazıklar olsun sana da. Hanım. Ne var Seyyar Abaca? Nasıl desem... Demeyecektim ama... İçim el vermedi. Diyeceğim artık, susmayacağım. Reşit Efendi'yi dün gece Gülizar'ın odasını orada gördüm. Ne? Muzaffer Ali'yle mi? Yok. Yalnızdı. Hani size demişti ya... ...ben kapıda nöbet tutuyorum diye. Yalan dedi. Tövbeler olsun ki yalan. Gözlerimle gördüm, Gülizar'ın kapısındaydı. Çağır şu soysuzları bana. Başüstüne.
Savcılıktan izin belgesi henüz elimize geçti. Bu gece itibariyle artık civar köylerde de aramalar başlayacak. Aynen. Siz dün gece çiftlikte kalmışsınız. Doğru mu? Evet, doğrudur. Kemal'in tekrar evi basıp Sedef Hanım'a zarar vermesinden korktuğum için kendisinden izin istedim ve o gece orada kaldım. Ancak olanların önüne geçemedim tabii ki. Bebeği Kemal'in kaçırdığından emin misiniz peki? Bana kalırsa ondan başkası yapmış olamaz. Annesinin ölümünü Sedef Hanım'dan bildiği için intikam almak adına böyle bir şey yapmış olabilir. Peki bebeği nereye kaçırmış olabilir sizce? Bildiğim kadarıyla Kemal'in şehirde de bir evi var ama yerini bilmiyorum. Kemal Şahin'in şehirdeki ev adresini tespit edin. Hemen. Demek bütün gece yanaşmaların başındaydın. Bir an olsun bile ayrılmadın, öyle mi Reşit Efendi? He. Ben bütün gece kapının orada yanaşmaların başındaydım hanımım. Seyyare bacı seni Gülizar'ın odasına girerken görmüş ama. İftira hanımım. Ben bütün gece kapının orada yanaşmaların başındaydım. Hem benim ne işim var Gülizar'ın odasının orada? Gülizar, geldi mi bu senin odana? Geldi hanımım. Geldi ama yeminle kapıdan içeriye sokmadım kendisini. Derhal dışarı çıkarttım. Yemin ediyorum. Reşit Efendi bir süredir peşimde dolanıyordu. Ama yüz verdiysem namerdim. Dün gece içeride tutmadım kendisini. Yalancı it. Hanımım, elinizi ayağınızı öpeyim. Sadece 5 dakikalığına ayrıldım kapının oradan. Sabah hemen defol git bu çiftlikten. Şimdi yıkıl karşımda. Efendim? Çok önemli bir gelişme var Selam. Oğlum mu buldunuz yoksa? Hayır, henüz bulunamadı ama Kemal'in şehirdeki evinde bir bebek hırkası bulundu. Üzerinde MA harfleri işli mavi yün bir hırka. Serap, Serap. Buradayım. Hırkanın Muzaffer Ali'ye ait olduğunu teyit edebilir misiniz? Evet. Muzaffer Ali. Annem ölmüştü. Kaçırıldığı gece üstümdeydi. Kemal Şahin, bizimle karakola geliyorsun. Neden? Şehirdeki evinizde bebeğe ait bir hırka bulundu. Tutukla. Hayırdır Kemal? Dur bakalım. Bakacağız.
Selamünaleyküm Cemşir Efendi. Aleykümselam Ramazan, gel. Bari Cemşir Efendi, sana bir şey soracağım ben. Dünen geceleyin Çitlik'te ne yaptın? Sen de herkes gibi benden kuş kullanıyorsun Ramazan. Ya yok kardeşim, ben senden niye kuş kullanayım? Ama kaçırılan benim yeğenim, anlayın mı? Yani böyle boş boş oturmak da böyle beni dellendiriyor yani. Tabii tabii, senin yeğenin de benim torunum değil. Ya kardeşim, ben de onu diyorum işte. Senin de torunun, ya bu Sabir'in canı mevzu bahisi, anlayın mı beni? Yani eğer bir şey hatırlıyorsam bu çok önemli ha. Hiçbir şey hatırlamıyorum Ramazan. Çok içmiştim. Afa güzel tabi. Ya Cemşir Efendi bak, zorla kendine. Belki bir şey hatırlana. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun ya? Tek hatırladım, yolda yürüyordum. Birden karanlıkta bir ışık çıktı. Gözlerim kamaştı. Baktım, Tomofilmiş. Böyle üzerime geliyor. Neredeyse beni ezde ezecek. Dedim ya, gözlerim kamaşmıştı. Böyle puhu kuşu gibi. Ne bileyim işte, yolun kenarına kendimi attım da sonra kurtuldum. E sonra? Sonrası yok Ramazan. Ya bak Cemşir Efendi, iyi düşün. Çocuğun hayatı mevzu bahis dedim sana deminden de. Bak şimdi kardeş, yani Çitlik yolunda gecenin o vakti bir tane Tomofil. Aygın mı? Hani ne renkti, nasıl bir şeydi? Anlıyor musun beni? Yani en ufak bir şey hatırlasan çok mühim ha bu olay için. Hiçbir şey hatırlamıyorum Ramazan, hiçbir şey. Kemal. Bebek nerede? Bilmiyorum. Bu hırkanın senin evinde ne işi var o zaman? Bak bilmiyorum. Çocuk mu kandırıyorsun lan? Orası senin evin değil mi? Anam öldüğünde de bu kadar sorguya çektiniz mi milleti? Yoksa illa kesenin ağzını açmak mı lazım size işinizi yaptırmak için? İtiraf edinceye kadar buradan çıkamayacaksın. Neredeymiş bebeğim? Sakin ol. Henüz konuşmadı ama yakında konuşacaktır. İnanamıyorum. Kemal'in böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. İnsanların gerçek yüzünü görmek zordur Serap. Ama eninde sonunda kendilerini ele verirler. Müsterih ol. Muzaffer Ali en kısa zamanda bulunacaktır. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Endişelenme. Atlatacağız. Bütün bunları birlikte atlatacağız Serap. Ben hep senin yanında olacağım. Çok teşekkür ederim. Olmaz.
Bebeğimi nereye sakladın? Eğer bebeğimin yerini söylersen... senin buradan çıkman için elimden gelen her şeyi yaparım. Ceza almaman için uğraşırım. Bebeğinin yerini bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Beni daha çok parçalamak, üzmek için söylüyorsun. Ne kadar zalim misin Kemal? Seni hiç tanıyamamışım meğer. Ben de seni hiç tanıyamamışım. Anamı öldürecek kadar cani bir kadın olduğunu görememişim. Sana son kez söylüyorum Kemal. Evinizi ben yaktırmadım. Ananı ben öldürmedim. Bunu kim yaptıysa öfken de haklısın. Ama benim bir günahım yok. Oğlumun bir günahı yok. Boşuna nefesini yorma. Bebeğini ben kaçırmadım. O halde hırkası evinde ne arıyordu? Bilmiyorum. Kemal. Sana yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum oğlumun yerini söyle. Hıncını ondan çıkarma. Onun hiçbir suçu yok. Ne olur bebeğimin yerini söyle. Sana yalvarıyorum oğlumu bağışla bana. Ben onsuz ölürüm. Ölürüm. Bak. O daha çok küçük. Hiçbir şey görmedi. Hiçbir şey bilmiyor. Koynumdan başka bir şey bilmiyor. Bensiz ne yapar? Ben onsuz ne yaparım? Nefes alamıyorum. Kemal, nefes alamıyorum. Ben onsuz nefes alamam. Yalvarıyorum sana. Sevdiğin birini kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorum Güllü. Canından kanından birinin hayatı söz konusuyken elini kolu bağlı kalmanın ne demek olduğunu biliyorum. Ben de nefes alamıyorum. Sana olan öfkem her nefes alışımda göğsümü acıtıyor. Sadece anama yaptıkların için değil, bana yaptıkların için de. Sevdiğim kadına her baktığımda anamın katilini görmek nasıl bir duygu biliyor musun? Ben delirmiyor muyum sanıyorsun ha? Bedelini ödetmek isterdim sana, evet. Ama çocuğunu ben kaçırmadım. Eğer ona bir şey olursa seni kendi ellerimle öldürürüm. Yemin ediyorum yaparım bunu. Yaptığını beğendin mi? Adamı resmen çitlikten kovdurdun ya. Hiç bilmezdim böyle müzevilliklerini amma senin. Baba. Kız, ben mi kovdurdum? Ya senin dediklerin, ha? Vallahi daş olsa zabır taşı ortasından çatlar sizin kimi insanlar arasında. Ya bu adam nedir bundan böyle ya? Ne yer, ne içer? Kız Gülizar, sana ne? Ne yerse yer, ne içerse içer. Sen bırak, avradı düşünsün. Allah Allah, tövbeler olsun. Ha, işte çıktı. Gidiyor. Pılısını pırtısını toplamış gidiyor kız. Dur kız, ben de bekle. Hakkını helal et Yasin. Helal olsun. Demek kaderde işte böyle it gibi kovulmak da varmış. Kusura kalma ama Reşit. Kendi düşen ağlamaz. Hanım sana bir hayli müsamaha gösterdi. Ama bu durumda ben de girsem araya bir şey fark etmeyecek. Olsun. Sebep olanlar utansın. Şimdi ne yapacaksın Reşit Efendi? Biz sizin gibi bu çiftlikte doğup büyümedik Gülizar Hanım. Ama Allah'a bin şükür olsun, bizim de kendimize göre bir zanaatımız var elbet. Zaten adı batsın. Ne hayrını gördük ki bu çiftliğin, değil mi?
Lakin o Güllü bundan sonra gelip benim ayaklarıma kapansa da ben bir daha bu uğursuz yere dönmem. Çiftliğinizin de hanımınızın da bol bol hayrını gör. Benim sana bir diyeceğim daha var Gülizar. Ben sana çok üzülüyorum. Neden biliyor musun? Bu Seyyare bacı artık kocamış. Yasin Ade, sen o da öyle. Ama sen... sen bir ömür burada hizmetçilik edip kocayacaksın ya. Sana çok yazık olacak. Hem de çok. Merak etmeyin Serap Hanım. Kemal süratle nöbetçi mahkemeye çıkarılacak. Oradan da muhtemelen hapse yollanacak. Bu şartlar altında mutlaka konuşacaktır. Peki ben ne yapacağım komutan bey? Böyle elim kolum bağlı beklemek beni mahvediyor. Sizin yapacağınız bir şey yok şimdilik. Lütfen gidip dinlenmeye çalışın ve bizden haber bekleyin. Peki. Çok teşekkür ederim. Yeğenime sahip çıkamadığın yetmiyormuş gibi şimdi de kocamı mı suçluyorsun? Senin de bu işe bulaşmadığın ne malum halde? Hem bu tür akıllar genelde senden çıkar. Bu ne cüret? Kendi yeğenime zarar verebileceğimi mi düşünüyorsun? Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Ben senin yerinde olsam önce kendimi suçlardım. Birisi odana kadar girip bebeğini kaçırıyor. Sense ancak sabah fark ediyorsun. Ne biçim bir annesin sen? Bana bak Serap, biraz kafanı çalıştır. Muzaffer Ali'yi her kim kaçırdıysa, çiftlikten birinin ona yardım ettiği aşikar. Doğrusu daha zeki olduğunu düşünürdüm. Suçlu gözlerinin önünde bir yerde ama sen göremiyorsun. Sana gösterilen ilk hedefe saldırıyorsun. Raşit. Hayrola kurban? Torunumdan bir haber mi var? Bir haber yok Cemşir. İşte kabak benim başıma patladı. Hıncını benden çıkardı soyka. Yapma ya. He. Seni de kovdu çiftlikten demek. Ya işte ben seni gizlice içeriye aldım ya ondan. Bir de işte ben sana iyilik ettim. İşte iyilik edince de yerimden, yurdumdan oldum. Şimdi nereye gideceksin? Ben mi? Benim gidecek bir yerim yok Cemşir. Karşısı doğru. Ama senin ev boş. Geç otur. Öyle mi diyorsun? He. Ama ya benim elim darda ya. Ben yani param pulum yok benim Cemşir. Hadi geç otur. Hem ne demişler? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürçü dükkanıdır ha. Kardeşim benim ya. Al gel bir çay çek hadi. He çay çek. Al uçağını bardak getir. Thank you.
Kemal, ne oldu? Yok bir şey halde. Acıyor mu? Yok, iyiyim. Kemal, bak sabah çok iyi bir avukatla görüştüm. Davayla artık o ilgilenecek. Ama seni hemen çıkarması mümkün değilmiş. Bu yüzden dava sonuçlanana kadar bekleyeceğiz. Mühim değil. Ne kadar tutuyorsa tutsunlar. O gün seni mezarlıkta gören oldu mu? Yok. Kemal, bak iyi düşün. Eğer birileri şahitlik ederse... Bunu sormanı avukat mı istedi yoksa sen... kendini ikna etmek için mi soruyorsun halde? O yeleğin evde ne iş olduğunu açıklayabilir misin Kemal? Hayır halde. Açıklayamam. Belli ki birileri suçu bana atmak istiyor. Ve kendi karım bile bu tuzağa düşüyor. Yazıklar olsun. Mesele benim inanmam değil ki. Ailemizin üstündeki kara lekeyi silmeye çalışıyorum ben. Çocuğumun babasının suçlu damgası yememesi için uğraşıyorum. Şimdiden herkesin diline düştük. İnsanların ne dediğinden önce yeğenini düşünmen gerekmez mi halde? Ne demek istiyorsun? Çocuğu ben kaçırmadığıma göre suçlu dışarıda bir yerde. Hepiniz burada benimle uğraşırken... bebeğin hayatı tehlikede olabilir halde. Yok kızım, ağzım tadı yok. Sağ ol. Yenge, boşa gitmesin. Ben olayım. Beş kaşık da şeker koy. Neyse, koyarım ben. Ya yok kardeşim, yok. Kimse benim eniştemin çocuk kaçırdığına beni inandıramaz. Yani Kemal bunu yapacak kadar şerefsiz bir adam değil ya. Benim yapabileceğim aklınıza geliyor ama. Kele haklısınız. Öz kızım, öz be öz torunuma kötülük yapacağıma inanıyor benim. Bunları duyacağıma ölseydim daha iyiydi. Ya tamam, diyelim ki ne, Kemal böyle bir şey yaptı. Tamam mı? İyi de kardeşim, bu çocuğu, bu Sabi'yi nereye götürecek, kime emanet edecek, öyle değil mi ha? Yok kardeşim, daha ben dayanamayacağım. Gidip konuşacağım Kemal'le. Torunuma ne yaptıysa söylesin bana. Ya kardeşim, ya Cemşir abi, otur bir sakin olun hele. Böyle zararla kalkmayak, nereye varacağız ki ne? Serap Hanım, Orhan Bey geldiler. Bir haber var mı? Henüz yok. Ama her yere haber salındı. Bulunması an meselesi Serap. Ne düşünüyorsunuz Serap? Ben nasıl hiçbir şey duymadım? Uykum o kadar da hafiftir. Muzaffer Ali dönse uyanırım. Biri odama kadar giriyor. Oğlumu alıyor, götürüyor ve ben hiçbir şey duymadım. Nasıl olabilir bu? Kesin yediğime içtiğime bir şey kattı biri. Bu nasıl olabilir ki? Gece yatmadan süt içmiştim. Odama girdiğimde başucumda duruyordu. Gülizar! Gülizar! O sütün içine ne kattın? Söyle. Sana soruyorum, ne kattın o sütün içine? Vallahi ben hiçbir şey koymadım, iki gözüm önüme aksın ki. Yalan söyleme. Sen getirdin sütü odama. Serap, emin olmadan kimseyi suçlamıyorum. Baksanıza, zavallının suratı kireç gibi oldu. Hiçbir şeyi bilmediği ortada. Eğer çocuğumun kaçırılmasına yardım eden bu çiftlikten biri ise er ya da geç ortaya çıkacak. O zaman ben biliyorum ne yapacağım. Olanlar sizi çok sarstı Selam. Sağlıklı düşünemiyorsunuz. Herkesi suçlamaya meyillisiniz. Ama rica edeceğim, lütfen sakin olun. Ah, dayanamıyorum. Dayanamıyorum Orhan. Bebeğim nerede? Oğlum nerede? Dayanamıyorum. Serap, sizi böyle görmeye dayanamıyorum.
Lütfen sakin ol. Muzaffer Ali'yi bulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Size oğlunuzu geri getireceğim. Bana inanın lütfen. Ramazan. Ramazan. Kimse yok mu? Güllü, günlerdir hiçbir şey yemiyorum. Az biraz çorba iç, ha? Güllüm, biliyorum bana kızgınsın emmi. Git başımdan ona. Yavrum, hadi. Gidin başımdan. Rahat bırakın beni! Rahat bırakın beni! Git başımdan, çık dışarı, bırak! Geçiyorsun kardeş. Sağ olasın. Allah kurtardı. Kemal. Senin ne işin var burada? Muzaffer, affet beni. Bebeğime sahip çıkamadım. Bir yılan gibi süzülüp koynuma aldılar onu. Ama sana söz veriyorum. Yemin ederim onu bulacağım. O bana senden yadigar. Sana söz veriyorum, onu bulacağım Muzaffer. Söz veriyorum.
Maşallah, nasıl yağıyor ya? Mahkemede karar söylenince teyzem nasıl öyle yıkıldı ya, olduğu yere? Kemal böyle bir şey nasıl yapar ya? Hayır, bunu yaptın ve ben nerede olduğunu söyle, öyle deme. Benim hala aklım almıyor ya. Gördün mü erenler? Neyi gördün ki Nafız? Bebeği gördüm diyorum. Bebeği mi gördün kabak? Bunu yapan Kemal değildi. Rabbim bana göstermek istedi demek bebeği kaçıranı. Öyle mi? Kimmiş peki? Yüzünü daha önce hiç görmediğim biri. Ama bebeği kaçıran Kemal değil. Ondan eminim. Of, Hafız of. Biz neyle uğraşıyoruz, sen ne diyorsun? Ya diyorum ki ne, beni dinleyin. Lakırdı söylüyorum değil mi? Beni dinleyin. Bebeği Kemal kaçırmadı diyorum. Nasıl bu kadar emin oluyorsun? Çünkü bebeği bir kadın kaçırdı. Kadın mı dedin kabak? Kadın. Anlaşıldı. Senin yediğin ciğer midene dokundu, ondan sen böyle konuşuyorsun. Söyle bakalım, kim bu kadın? Şimdiye kadar yüzünü hiç görmediğim biri. Sen şimdi bana daha önceleyin hiç yüzünü görmediğim bir kadının benim yeğenimi kaçırdığını mı söylüyorsun ha? Heh. Ya yürü hakket Hafız, beni konuşturuyorsun ya. Cemsin efendi, nereye gidiyorsun? Görüşürük. Telefonunuzu alır almaz geldim. Durumu nasıl, iyi mi? Birden fenalaştı Orhan Bey. Kendini kaybetti. Odasına yatırdı. Doktora haber verdiniz mi? Yok. Önce size haber verelim dedi. İyi etmişsiniz. Ben şimdi kendisine haber veririm. Serap. Ali. Bizi çok korkuttun Serap. Sinirlerin harap olmuş. Doktor sana ateş düşürücü bir şeyler yapacak. Sonunda elime düştün lan. Dar edeceğim lan sana dünyayı. Nasıl kıydın lan anama ha? Kemal kardeş, elini ayağını öpün. Affet beni. Kaç para verdiler lan sana ha? Kaç para verdiler söyle. Karnıma girdiler. Ev boş dediler. Yalnız gözlerini korkutacağız dediler. Kim girdi? Kim, Serap mı ha? Söyle. Ha söylesene, kim söyledi?
Serap Hanım'ın bu işle alakası yok. O iyi taraf. Her şey iblisin başının altından çıktı. Hangi herif? Orhan. Orhan denen avukat. Çoluğumu çocuğumu ölümle tehdit etti beni. Konuşursan hepsini gebertirim dedi. Mahkemede değmedim ama karına anlatmıştım. Serap. Hı. Serap. Karakoldan da kağıtları imzalamayı sağlayın. Çok yakında kavuşacaksın Halideciğim. Sercim kusura bakma aniden geldim böyle. Ama Orhan'ı arıyorum. Burada mı acaba? Orhan artık burada kalmıyor. Evden ayrılalı şok oldu. Ayrıldığımızı söylemiştim sana. Biliyorum biliyorum ama her yere baktım bulamadım. Büroya da baktım. Belki buradadır diye. Hayır maalesef. Serap'ın yanındadır belki. Neyse. Aslında seninle konuşmak istediğim şeyler de var. Kafamı karıştıran bazı durumlar oldu. Orhan'la alakalı. Halideciğim, benim biraz acelem var. Tam çıkmak üzereydim. Sercim, lütfen. Fazla zamanını almayacağım. Çok önemli. Peki. Buyur. Nedir bu kadar acil olan mesele? Serap'ın bebeğinin kaçırıldığını duymuşsundur. Ah, duydum. Feci bir hadise gerçekten. Evet. Orhan'ın bununla bir alakası olabilir mi Seher? Bunu da nereden çıkardın? Orhan'la alakalı birçok şey öğrendim. Mal varlığını kaybettiğini ve bu yüzden Serap'a yanaştığını biliyorum. Ne demek oluyor bu? Senden ayrılmasının gerçek nedeni bu bence. Biliyorsun sanıyordum. Bir takım borçları olduğunu biliyorum. Bu kadarına hakim değilim ama. Orhan'ın göründüğü kadar dürüst olmadığı kesin. Pekala bebeği de kaçırmış olabilir. Seher lütfen. Herhangi bir şeyden şüphelendiysen lütfen bana söyle.
Yeğenimle kocamın hayatı mevzu bahis. Orhan neden böyle bir şeye kalkışsın ki? Ne gibi bir çıkarı olabilir? Bilmiyorum. Ben de bunu çözemiyorum işte. Halde bak. Orhan'dan çok şey beklerim. Doğru. Ama eğer bir çıkarı yoksa kılını bile kıpırdatmaz. Hele kendini tehlikeye atacak bir şeyi asla yapmaz. Şimdi... Kadın kolları toplantısı için beni bekliyorlar. Söz vermiştim. Gitmem lazım. İzinle. Hazırlanmam lazım. Affedersin tabii ki. Bir şey duyarsan bana mutlaka haber verirsin değil mi Seher? Elbette Halideciğim. Merak etme. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal. Söyle bana, çiftliğe girip çıkan beyaz bir tomofil var. O tomofil kimin? Beyaz bir tomofil mi? Ha. Vallahi Cemşir, çiftliğe girip çıkan bir tane beyaz tomofil var. O da Orhan Bey. Orhan Bey mi? He. Niye, ne oldu? Niye soruyorsun ki? Bu Orhan Bey ne tarafta oturur? Geldi. İyi. Ne istiyormuş? Senden şüpheleniyor Orhan. Bak bu iş gittikçe sarpa sarıyor. Soruları geçiştirmek için nasıl zorlandım anlatamam. Renk vermedin değil mi? Vermedim tabii. Ama bak bu işin tadı kaçtı Orhan. Pis işlerine beni de bulaştırdın zaten. Pis işlere? Şimdi pis işler oldu öyle mi? Plan saat gibi işliyor. Herkes Kemal'in yaptığını zannediyor. Sen bunları niye yapıyorsun? Ben anlayamıyorum ki. Anlayamıyor musun? Çok basit Seher. Bir taşta üç kuş birden vuruyorum. Hem Seram'ın toprakları geri vermesine engel oluyorum. Hem Kemal'den kurtuluyorum. Hem de bebeği götürdüğümde onun kahramanı olacağım. Daha ne istiyorsun? Bunları görüyor musun? Serap tek kalemde imzaladım. Kararsın arazisinin tamamı üzerime geçti. Bunları yarın bankaya teminat olarak gösterdiğimde borçlarımızın yarısından fazlası ertelenmiş olacak. Nasıl imzalattın bunları? Birazcık morfinin faydası oldu tabii ki. Korkulur senden. Gerçekten korkulur senden. Bebeği nerede buldun söyleyeceksin peki? Köyde, ahırda. Jandarmanın bakmadığı herhangi bir yerde. Bebeği götürdükten sonra nerede bulunduğunun pek önemi kalmayacak. Elini çabuk tut Orhan. Bebeğin burada olduğu anlaşılırsa bu felaket olur. İyi, yarın sabah gelir alırım. Yetişin! Yetişin! Aslında bir şey oldu! Gülü! Gülü kızım! Gülü! Yetişin!
Sana iyi geceler. Sen yukarı çık. Buyurun, ne istediniz? Ben Gülhan'ın babasıyım. Biliyorum, bir şey mi oldu? Şu beyaz tomofil sizinmiş. Öyle mi? Evet. Geçen gece, torunumun kaçırıldığı gece çiftlikten çıkarken gördüm. Ne demek şimdi bu? Vallahi ne demek ben bilmem. Benim bildiğim şu. Ben bu beyaz tomofili çiftlikten gece yarısı çıkarken kendi gözlerimle gördüm. Yanlış görmüş olmayasınız. Bildiğim kadarıyla siz o gece kör kütük sarhoşmuşsunuz. Geçelim bunlara bir yol. Torunum nerede? Torunum burada değil. Torununu yanlış evde arıyorsun. Bak beyim, ben sabahtan beri bu beyaz tomofili çiftlikten çıkarken kendi gözlerimle gördüğümü söylüyorum. Bu şehirde bir sürü beyaz araba var. Benimki olduğunu nereden çıkartıyorsun? Ama madem bir şeyler gördüğünü söylüyorsun, hadi gidelim jandarmaya, ifadeni ver. Torunumun sesi bu. Çekil! Çekil!